Herkese selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yine bir Perşembe akşamı video çekiyorum. Perşembe günleri genelde işte oluyorum ama değişecek tabii ki bu. Siz cuma sabahı izleyeceksiniz arkadaşlar videoyu. Öncelikle herkese hayırlı cumalar diliyorum tekrar. Ve bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. En son Mbappe ve Ronaldo aynı pakette geldiğinde ben YouTube'a ilk videomu atmıştım. Aynen. Açıklamalar kısmında ilk videom var arkadaşlar. Hatta dünyanın en iyi top açılımı bile yazmıştım. Oraya ilk videomun linkini atacağım. Geçip izleyebilirsiniz. Ronaldo, Mbappe, Haaland PES zamanıydı arkadaşlar. Her neyse, bugün o oyuncular geldi. Onlara bakacağız arkadaşlar. Paketler geldi, onlara bakacağız. Sonrasında bizim ligimizden oyuncular var. Onlara da bakacağız. Top açılımları da yapacağız. Şimdi öncelikle ben Mbappe ve Ronaldo'ya çok heyecanlandım arkadaşlar. Mbappe var mı? Var yani. Ronaldo da var ama insan gördükçe heyecanlanıyor. İki adamın böyle. Bir de İlkay Gündoğan var. Onu da unutmamak lazım tabi. Mbappe, İlkay Gündoğan, Ronaldo, Luke Bakayo, Laporte, Otamendi. Otamendi'nin agresifliği bayağı yüksekti bu arada. Carlson, Vlahos Hodomis kaleci, Wilson, Skov ve Salya. Bu tanımadığımız insanları da saydıktan sonra geri yapalım arkadaşlar. Bizim ligimizden gelen oyunculara bakalım hemen. Kaleci Livakovic, Ndombele, Angelinho, Tait, Fred, Hakim Ziyeh. Ondan sonra Chamberlain, Odeba, Bali, Holse ve Menkovic. Arkadaş, ben sanki hiç futbol maçı izlemiyormuşum gibi konuşuyorum şu oyuncuları sayarken. Galatasaray'dan 1, 2, 3, 4, 3 tane oyuncu var. Beşiktaş'tan 1, 2, Fenerbahçe'den 1, 2 oyuncu var. Trabzonspor'dan 1 tane var. Bir tane Başakşehir'den var. Bu Samsunspor muydu ya? Aynen, 2 tane de Samsunspor'dan var oyuncu arkadaşlar. Siz zaten bakmışsınızdır ben bu videoyu çekip paylaşana kadar. Genelde öyle oluyor ama düzelteceğiz. Benim suçum değil. Konum beni böyle alıştırdı arkadaşlar. Bir önceki haftaki kartları oyunculara getire getire bizi böyle alıştırdı. Biz de bir gün sonrasına şey yapıyoruz. Her neyse, şöyle paketlere bakalım arkadaşlar. Zaten Barcelona, Manchester United ve Arsenal paketi vardı. Ne geldi arkadaşlar? Bayern Münih paketi geldi. Bu Bayern Münih şey paketler için ayrı bir video yapacağım. Onu da söyleyeyim. Çünkü daha doğru düzgün bir video yapmadım paketler hakkında ve herkes paket almak istiyor. Soranlar oluyor. Abi hangi paket, bilmem ne, Messi paketi falan da soranlar var. Onlara bakacağız. Bayern Münih gelmiş arkadaşlar. En yüksek seviye Harry Kane 96 galiba. Ondan sonra Milan gelmiş. Milan bir hoşuma gitmedi değil ama tam detaylı bakacağım. Orada da Rafael Leao 99 oluyor. Mesela sol bek Hernandez 98 falan oluyor. Inter'de Lautaro Martinez ve Barella, Hakan Çalhanoğlu bir de yüksek seviyeli Inter'de gelmişti. Bu kadar arkadaşlar paketler. Ondan sonra Konami'ye de teşekkürler bu arada arkadaşlar. Bizim ligimizden iki defadır gerçekten oyuncu götürüyor. Önceden mesela eFootball 2022'de pek böyle bir şey yoktu. Veyahut da PES 2021'de de böyle bir şey olduğunu hatırlamıyorum. Her neyse, şimdi top açılım kısmına geçiyoruz. Beni en çok heyecanlandıran kısım bu. Ve arkadaşlar, Süper Lig oyuncularından veyahut da sadece Galatasaray kadrosu var bende zaten ama yeni oyuncular, daha düzgün oyuncular bulursam böyle bir top açılım planlıyorum. Şimdi buradan kimi istediğimi söyleyeyim. Kylian Mbappé'yi istiyorum. Cristiano Ronaldo'yu istiyorum. Ve İlkay Gündoğan'ı istiyorum. Otamendi de olabilir. O kadar. Ha, bir de Luke Bacchio da olabilir. Sağ açık futbolcusu. Ama dediğim gibi hepsi gelmez muhtemelen. Ama ya Mbappé ya Ronaldo'dan birisini alacağımı düşünüyorum. Umarım beni üzmez Konami. Evet. Ücretsiz olarak top açılımımızı gerçekleştiriyoruz. Evet, acaba nereye gidiyor? Direkt yukarı çıkıyor bu arada. Hiç ülke falan da göstermiyor. O da bir acayip. Evet, 5 yıldız. Kylian Mbappe! Tekte Mbappe'ye vurdum. Ücretsizden Mbappe'yi çıkarttım. Ronaldo'yu alırsam çok zor olacak ya. Çok güzel. Bu arada form derecesi C arkadaşlar. Form derecesi A olsaydı süper olurdu ama C olarak gelmiş. Evet. Ronaldo için devam ediyoruz. Bir iptal, iki iptal. Üçüncüye anlaştık. Hadi bakalım Ronaldo. Ronaldo'yu da alırsa bakalım. Üf. Mükemmel mükemmel olur. Ronaldo'yu alalım gidelim. Alalım gidelim.
İlkay Gündoğan var. Ben de o yüzden İlkay Gündoğan için top açmam. Diğerleri çok da önemli değil ama Ronaldo'yu alırsam giderim. 21 numara İlkay Gündoğan geldi. Güzel güzel. Hiç problem yok. Bak. Mbappe verdi. Yanındakini verdi. Ulan bir de yanındakini verse Ronaldo. Ama artık Ronaldo alma şansımız yok çünkü. Hep üstten verdi. Bir iptal, iki iptal. İptal de yapmadık. Direkt aç ya gitsin. Hadi ulan. Hadi Ronaldo'yu ver. Ya Ronaldo arkadaş bir de hızlı mı ne, hızlanması mı ne yüksek yapmışlar. Hızlanmasıydı galiba. Hızlı. Aa 4 yıldızlı vardı. Attı diyelim. En düşük seviyesini verdi. İki tane sağlam vardı ya. Şimdi var ya ekonomi. Devam et diyelim. Evet. Son hakkımız. Şöyle tümünü gör yapalım tekrar. Muhtemelen ortadan verir. Ortadan bari Otoman diye falan ver. Vereceksen. Hadi Ronaldo için. Bir iptal. İki iptal. Üçüncüye anlaş dedik. Ben de Cristiano Ronaldo tabii ki de iki tane kartı daha var ama ne kadar kartı olursa olsun alacağım. Messi'nin 500 tane kartı varsa Ronaldo'nun da 500 tane kartı olsun canım Allah Allah. Adam bu yaştan sonra neler yaşattı, insanlara neler yaptı. Kaleci geldi ya. Ya kaleci geldi ya. Evet. Şimdi 4 tane top açmak 4 tane top açma hakkımız var. Buradan muhakkak bir veyahut da 2 tane Galatasaraylı denk gelir. Ona eminim ama kim isterim bakın şimdi. Sol bek Angelinho ya da Ziyech. Hakim Ziyech isterim. Galatasaraylı olarak. Ha. Diyelim onlar olmadı. Livakovic de olabilir, Fred de olabilir. Süper Lig kadrosu da oluşturabiliriz yani. Evet. Bir iptal, iki iptal, üçüncüye anlaş dedik Süper Lig kadrosunda. Evet. Nereye gidiyor bakalım? Ya Süper Lig'e gidecek tabii de. Ben iki de soru nereye gidiyor bakalım? Süper Lig'e gidecek oğlum nereye gidecek anasını satayım? Livakovic geldi güzel. Fenerbahçeli kaleci Livakovic'i aldık kadromuz arkadaşlar kullanırız. Kullanırız. Bir iptal. İki iptal. Üçüncüye anlaştık hadi Hakim Ziyech. Angelinho. Hadi bakalım kimi varacak. Aman 4 yıldızlı falan varmasın da. 5 yıldızlı çok güzel. Evet Galatasaray 13 numara. Yok Galatasaray değil lan bu. Aa, Galatasaray dedim. Oğlum ne kör müyüm lan ben? Allah ne yapmasın beni. Tayt geldi. Samsunspor'un göbek oyuncusu. Kullanırız. Bir iptal. İki iptal. Üçüncü anlaştık. Ya Ndombele'yi verme tamam mı? Çünkü Ndombele'nin bende Şampiyonlar Ligi kadrosu var ama eski takımından tabii ki. Ama olsun kalsın. Bana Hakim Ziyech'i ver. Ya da Angelino'nun kartı çok düşük. Yani normal standart kartı çok düşük. Angelino'yu da verebilirsin. Beşiktaşlı futbolcu geldi. Galatasaray vermiyor. Şaka yapıyorsun ya. Attı diyelim. Ulan param kalmadı lan. Bir iptal. İki iptal. Üçüncüye anlaştık. Hadi Galatasaraylı bir oyuncu ver. Bize bütün paketleri açtırtma. Tekrar para yatırtma bize kendine. Konami. Hadi bakalım. Trendyol Süper Lig. Oğlum bir tane Galatasaraylı oyuncu var mıydı lan? Şaka gibi. İlk başta Mbappé'yi aldık diye mi öyle yaptı? Oğlum Mbappé'yi verdin sonrasında başını vermeye devam ettin. O da bab. 4 yıldızlı verdin lan. Allah seni ne yapmasın Konami. Gene lan yaptın kahpeliğini ya. Neyse. Sıkıntı yok. Bu oyuncuları getirdiğin için sana minnettarım. Arkadaşlar futbol paramız bitti. Şu an yatırabilir miyim bilmiyorum. Yatıramam. Zaten ben bu oyuncuları sonra açarım videodan sonra. Zaten şuraya bak. Bakar mısın gerçekten şaka gibi. 1, 2, 3 tane Galatasaraylı oyuncu durmuş orada. Gelmedi. Sıkıntı yok. Benim adım Mehmet Topal. Ben bu oyuncuları çıkartırım arkadaşlar. Merak etmeyin. Şimdi bir Mbappé'yi kadroya alalım. 101 mi oluyor? 100'de mi kalıyor? Ona bakacağız. Şöyle alınma sırası yapalım arkadaşlar. Umarım 101 oluyordur. Çünkü diğer Mbappé'nin kartı 100 oluyor. Bak buradaymış. Ulan yukarı doğru bakıyor ya tanıyamadım. 100 oluyor maalesef 101 olmuyor.
Şöyle Saint-Maximin'in yanına alalım. Evet. İlk Mbappe'miz. Yani diğer Mbappe'yi arkadaşlar çıkarılmalı bayağı oldu. Şöyle genel derece bir yapalım. Nerede? Şurada sol kanat Mbappe 1849 maç yapmışım bu adamla. 359 tane gol atmışım. Ofansif farkındalığı bunun 90'mış. 91-92 olur kadroda falan. Bizimkine bakalım. Şimdi çıkarttığımız Mbappe'ye. 82. Top sürmesi 93. Güzel. Sık top tutması iyi. Alçaktan pas, yüksekten pası çok kötü değil ama Mbappe ile ben pas atmayı değil gol atmayı planlıyorum. Evet. Duran top kullanma falso kötü ya. 77 oluyor. Ama hız hızlanma abi çok güzel. Yani ara paslarda çok iş yapar. Ya Mbappe klasik aşırtırma özelliği var mı? Var. Kaptanlık özelliği de varmış. Penaltı uzmanı tamam. Ek beceri yok olmuyor. Bir de İlkay Gündoğan'a bakalım. İlkay'ı da getirelim arkadaşlar. Alınma sırası yapalım. İlkay'ı ben diğer İlkay'la karşılaştırırım. Defansif orta saha olarak. Nerede? Şurada. Bu 98, diğeri 95'ti. Göbek olarak oynatıyordum. Tam orta saha olarak gelmiş. Top kontrolü çok iyi. Alçaktan pas, yüksekten pas iyi. Hız hızlanması benim için çok önemli. Falso. İkili mücadele falan çok iyi lan. Hız hızlanma biraz düşük kalmış ama olsun. Sonuçta defansif orta saha olduğu için defansa daha çok yardım edecektir. Kaptanlık özelliği yok mu lan bunun? He, Almanya kartında tabii farklı olabilir. Almanya'da kim kaptan? Thomas Müller mi kaptan ya acaba? Olabilir bilmiyorum. Her neyse arkadaşlar gelen paketlere baktık. Top açılımı yaptık. Başka bir şey yok. Videoyu burada noktalandırıyorum. Siz top açılımı yaptınız mı? Yaptıysanız kimleri çıkarttınız? Benim gibi Mbappe'ye tek attınız mı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.